Aa, ben mi geç kaldım? Giyinmişsin bile. Yok Latif. Yaşlandıkça uykunun da tadı kalmıyor artık. Olur mu ağa? Ne yaşlılığı? Sen kabul et etme. Sıranın ucu göründü artık. Allah beni sizin ardınıza koymasın ağam. Daha göreceğimiz çok güzel günler var. Evlat acısı bile gördüm Latif ben bu hayatta. Daha ne göreyim? Ah. Bir tek soyumun doğru dürüst yürüdüğünü göremedim. Oh. Baş üstüne komiserim. Hanımefendi gelin siz de buyurun. Bu ne iştir Latif? Sabah sabah polisin ne işi var yalıda? Polis mi? Hemen ilgileniyorum ağam. Komiserim bu işte bir yanlışlık var. Çok rica ediyorum. Latif Bey. Yalan söylüyorlar komiserim. Vakitten kazanmaya çalışıyorlar. Ayzu kızım. Hanımefendi Ferit Bey'in kızını burada alıkoyduğunu söylüyor. Ne? Komiserim mümkün mü böyle bir şey? Ya kızım mesaj attı. Allah'ınızı seviyorsanız saklamayın. Daha hoş. Ulan sen hemen abidini uyandır hemen. Abidin. Kalk abidin kalk. Uyan. Ne oldu saat kaç? Ya ne saati polis geldi kapıya. Ne polisi ya? Ya kadının biri kızım burada diye bağırıyor. Gece yine kız mı getirdi Ferit Bey? Yok ya ne? Ayakta duracak hali yoktu. Ben yatağına yatırdım. Ne kadını ne şey ya? Valla kızın yaşı da küçükmüş. Ne diyorsun ya? Orhan Bey, Gülgün Hanım. Orhan Bey. Ne oluyor bu? Ne bu gürültü sabah sabah? Ferit Bey, polisler yanında bir kadınla geldi. Kadın Ferit Bey'den şikayetçiymiş. Ne? Gülgün sen burada bekle şimdi. Babam uyanmıştır. Asuman ne oluyor sabah sabah? Aşkım kardeşi yine bir haltlar yemiş. Of Asuman ya. Ya evin etrafında polisler var. Yuh. Ya kızım içeride niye böyle boş boş bakıyorsunuz? Girin mi
Ablacığım, o burada biliyor. Ablacığım, kenatsız konuma düşme. Orhan Bey, Ferit Bey'le konuşabilir miyiz? Komiser Bey, bir dilinin zırvasıyla elinizde dilin olmadan neyin baskını bu? Bir işin aslını öğrenelim önce. Ya kızım mesaj attı diyorum, mesaj. Zorla tutuluyormuş, baskı altında yazmış. Bak, istersen bak. Yeter! Ne zamandan beri Antepli'nin yalısına destursuz gelinir oldu komiser? Nedir bu bağırış çağırış? Halis Bey, saygılar. Kusura bakmayın ama hanımın suçlamaları büyük. Ben de o yüzden geldim. Halis Bey, Halis Bey. Torununuz kızımı kaçırmış. Daha o çok küçük. Kes sesini kadın! Kimin adına torunuma kara çalmak? Ferit Bey'im. Ferit. Ha? Ne oldu ya? Kahvaltıya mı geç kaldım? Ne oluyor be? Sen kimsin? Sen ne yaptın küçük beyim? Latif Efendi, sana yemin ediyorum ben bu kız hayatımda ilk kez gördüm. Dedeme söyleme sakın ha. Polisler aşağıda. Beni buraya ağam yolladı. He? Ne polis ya Sebe? Kızın annesi şikayetçi olmuş. Annesi mi? Latif Efendi ne oluyor ya? Burada kal. Anne! Aysu! Anne! Anne! Kızım dedim ama dedim ben o burada dedim kızım. Halis Bey, şimdi deyin bana. Kim kime kara çalmış ha? Benim gül gibi kızımın sizin evinizde ne işi var? Şikayetçiyim komiser bey. Hepsinden şikayetçiyim. Tamam abi. Kızınızı alırız, karakola götürürüz, ifadesini alırız. Olayın aslını da öğreniriz. O zaman şikayetçi olmak istiyorsanız gerekeni yaparız. Aysu, söyle kızım. O soysuz bir şey yaptı mı sana? Ha? Hadi korkma anne. Bak polisler de burada. Temizle şu işi. Eve nasıl girer hiç hatırlamıyorum. Sıfır, kafayı yiyeceğim. Uyur gezer mi oldum abi ben? Yok lan. Yani gezecek halin yoktu, bir de uyur gezer mi olacaksın? Sabah evde kıyamet koptu, uyanmadın oğlum. E kim soktu bu kızı odama ya? Aman oğlum bekle. Daha birkaç saat olur, çözeceğiz. Hayır, kendi kendine girdi desem tek yol var. Onun da takıldığım 3-5 kız biliyor. Ya da 300-500 mü desek Ferit? Ne abartma. Peki. Neyse. Ben adalete güveniyorum. İlk defa bir olayda masumum ya. Gerçek ortaya çıkacak, gör bak. E tabii çıkacak o. Çıkacak da. Peki sence düğünden önce mi çıkar, sonra mı çıkar? Ya anlatma, pişman ediyorsun ha. Ha. Anlatmasan duymayacağız yani. Latif Bey'imiz hazırlıklara da başlamıştır. Kalk.
Kafayı yiyeceğim ya. Eyvallah baba. Alo. Abi dinliyorum. Ne diyorsun ya? Abi başka vukuatları var mıymış? Allah Allah. Tamam abi. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Görüşürüz. Eyvallah. Kolay gelsin kardeşim. Hoş geldiniz. Ferit Bey. Ferit. İşe giriyorum abi, ne oldu? Bu sabahki kızın annesi var ya. Ne öğrendin? Pelin'e Gündeli'ye gidiyormuş. Nasıl yani? Öyle vallahi. Tamam abi, sen arabada bekle, ben geliyorum şimdi. Tamam, ben Orhan Bey'lere haber veriyorum. Yok yok. Verme sakın. Ben Pelin'le konuşayım, haber veririm sonra. Tamam. İyi, tamam. Hadi. Bekle sen. Geliyorum ben. Gidiyorum, unutma sakın. Duş alacak vaktimiz var. Geliyor. Ay gerçekten aklım almıyor ya. Kadına bak. Temizlik yapıyorum ayağına. Bizi dinlemiş Ferlik. Eve nasıl girileceğini de öğrenmiş. Gerizekalı ya. Ben diyorum kaç gündür niye telefonlarıma cevap vermiyor bu kadın? Sevgilim, ben gerçekten çok özür dilerim senden. Senlik bir şey yok ki. İnsanlar kafayı yemiş gerçekten. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Deden o zaman affeder seni. Ya da ne bileyim, en azından evlendirecekse de istediğin biriyle evlenmene izin verir. Saçmalama. Ya tamam, gerekirse ben de şahitlik yaparım. Vallahi inan bilmiyorum Pelo ya. Yani bu olaylar bir şekilde çözülür ama ipler dedemin elinde günün sonunda. Ne yapacağını ben de bilmiyorum. İlla Antep'le gelin istiyorsa giderim Antep'e aldırırım ikamet ki, ama ne olacak? Saçmalama Pelo. Atalık gergin. Ben kaçtım. Bir şey yapamadık ama. Yarın gelirim. Söz. Tamam. Hadi bay. Tamam artık Ferit ya. Asma suratını. Nasıl asmayayım abi ya? Ya ne olacak oğlum? Atarsın imzayı, olur biter. Ya istemiyorum evlenmek. Hayır, bir de odamı değiştirmeye kalkıyorlar. Anneme sorsan güya hayatında hiçbir şey değişmeyecekti. Ya yine değişmeyecek. Kredi kartın değişiyor mu? Arabaların, cüzdanın. Ya cebindeki para değişiyor mu para? Para yine aynı para. İstediğin gibi gez toz. Bir tek odan değişir. Anlamıyorsun abi beni. Oho, amma mızmızlandın sen de ha. Alt tarafa bir evleniyorsun oğlum. Kabullen artık ya.
Hoş geldiniz Orhan Bey. Ferit nerede? Odasındaydı en son. Abidine söyle, valizini hazırlasın. Akşam yola çıkacağız. Sen de bizimkini hazırla hemen. Tamam efendim. Efendim. Biraz konuşalım mı oğlum? Olur. Fakat yengem münasip birini bulmuş. Ben de evleneceğimi Latif Efendi'den öğrenmiştim. İnsanı koyuyor tabii. Hele delikanlıyken. O yüzden şu anda ne hissettiğini çok iyi anlıyorum. Var mı demek istediğin başka bir şey? Ben yıllarca kendime de annene de çok büyük haksızlıklar yaptım. Sen bunu yapma diyorum. Nikahını alacağın kadına bir şans ver. Ön yargılarını yıkmaya çalış. Onu sevmeyi, ona aşık olmayı dene. İlk ne niyetle bakarsan öyle sürüyormuş evlilikler. Sen karına güzel niyetlerle bak. Güzel başlat evliliğine. Hiç başka türlüsünü hayal etmedin mi baba? Başka bir hayat. Anca hayal edebilirsin oğlum. Ötesine gücümüz yetmez. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim hoş geldiniz. Odalarınız hazır. Ama açsanız diye mutfağı da açık beklettik. Teşekkür ederiz. Çok geç oldu. Fakat çok yorgunuz. Geç de oldu. Yarın konuşsak olur mu? Nasıl uygun görürseniz. İyi geceler. Olacak şimdi? Yani bu akşam mı gideceğiz istemeye? Bilmiyorum ki. Bekliyorlar mı? Yok. Yarın akşam. Ama Kazım Bey bizi bu akşam ağırlamak istiyor. Uyanır uyanmasa biri geldi. Haklı adam tabii. Kızını veriyor. Kime veriyor bilmek ister. İlmi için mi? Ben kalkabilir miyim? Abidini ara. Sana etrafı dolaştıracak. Tamam. Afiyet olsun. Nereden çıktı şimdi bu? Ya buraya kadar gelmiş. Memleket havası alsın çocuk. Bırak. Kafası dağılır. Kazım Ahmet. Hoş gelmişsiniz.
Şeref verdiniz. Estağfurullah, o şeref bize ait. Eşim Gülgün, Ören abimin eşi İfakat. Hoş gelmişsiniz efendim. Oğlum Ferit. Damat sen de hoş geldin. La oğlum gel hele gel, yaklaş ya. Maşallah. Ökeş. Ne gerek vardı bu kadar zahmete ya? Olur mu canım? Layığıyla ağırlayabilirsek ne mutlu bize. Estağfurullah. Vay maşallah vay. Buyurun, buyurun. Şöyle alalım sizi fakat. Bırakıp ya. Dur oğlum. Bırak, kırım temizler bırak. Ben daha evlenmedim ki. Bekliyorum. Hadi gel çaktımlara gidelim. Ya gideceğiz oğlum. Gel şu yüzünü bir yıkayalım ya. Gideceğiz oğlum değil mi? Gideceğiz. Gideceğiz. Tamam. Hadi. Gel bakayım şimdi. Gideceğiz, gideceğiz, gideceğiz. Antep fıstığı. Antep fıstığı.